Espor ekranlarına hoş geldiniz. NBA günlüğüyle karşınızdayız. Cuma günündeyiz. Haftayı artık kapatıyoruz. Gecenin maçlarını ve öne çıkan detayları bugün stüdyomuzda İnan Özdemir ile birlikte konuşacağız. Bizlere NBA günlüğü üzerinden soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Program süresi boyunca soru ve görüşlerinize yer veriyor olacağız. Hoş geldin İnan. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün her iki konferansı da birlikte geniş olarak değerlendireceğiz. Sadece 4 maç vardı. Maçların da detaylarına gireceğiz ama ilk olarak maç sonuçları görelim. Gecenin tamamlanan mücadeleleriyle birlikte alınan toplu sonuçlar ekranlara geliyor. Doğu Konferansı'nda zirve takibini sürdüren takımların karşılaşmasında Boston deplasmanında kazanan Philadelphia oldu. Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs'u uzatma sonunda 117-109 yendi. Luka Doncic, Dallas Mavericks'in Mexico City'de Detroit Pistons'ı 122-111 mağlup ettiği maçta 41 sayı kaydetti. Maçın ise öne çıkan ismi oldu. Ve gecenin son maçında Denver, Portland karşısında 15 sayı farkla kazandı ve bu sezon 15. galibiyetini aldı. Evet İnan, gecenin maç sonuçlarını gördük. Her iki konferansta değineceğiz. Doğu Konferansı ile başlayacağız. Dün gece Doğu'da zirve takibini sürdüren iki takımın karşılaşması vardı. Kazanan Philadelphia oldu. Joel Embiid performansıyla öne çıkan isimdi. Ya sezon başından beri sürekli NBA'de burada konuşuyoruz. Sadece biz değil, Amerika'da konuşuyor. İşte dün TNT maçıydı, bir ulusal televizyon maçı ve Amerikan sporunda bu tip ulusal televizyon maçlarında TNT ve ESPN hep bir hikaye bulmaya çalışır. Yani bir tane çatı bulurlar ve o çatı üzerine maçı kurmaya çalışırlar. Dünkü hikaye çatıları da Joel Embiid yeterince agresif mi sorusuydu. Çünkü yayından önceki günlerde hem Charles Barkley eski oyuncular hem de Shaquille O'Neal eski iki efsane Joel Embiid yeterince agresif değil. Joel Embiid bundan daha istikrarlı, daha sert, daha keskin olmalı basketbolunda. Çok fazla şaka yapıyor, çok fazla basketbol dışı şeylere kafasını takıyor. O yüzden de burada hataları var demişti. Ve maç başlar başlamaz Philadelphia Joel Embiid'i derinde topla buluşturdu. Yani boyalı alanın içinde topla buluşturdu. Olağanüstü bir maç çıkardı. Yani Boston Joel Embiid'le eşleşemedi. Herhangi bir pozisyonda Joel Embiid'in karşısında duramadılar. Kemba Walker bir önceki gece hatırlayacaksın performansıyla ön plana çıkmıştı. Yine takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Her iki konferanstaki son durumları sormak istiyorum sana. Doğu konferansıyla başlamışken istersen Doğu konferansıyla devam edelim. Şimdi biz de hazır konferanslardaki son durumu konuşacağız. Dedik ki bir soru yöneltelim izleyicilerimize. Gitmesini beklediğiniz sıradaki koç kim olacak? Çünkü Doğu konferansında New York Knicks'ten ayrılan David Fizdale sonrasında şimdi kazan tekrar bir kaynıyor İnan. Nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle hayal kırıklığı yaratan takımlar senin gözünde kimler oldu Doğu Konferansı'nda? Ya şöyle bir baktığımızda listeye zaten, liste ekranda gördük. New York zaten sezon başından beri hayal kırıklığı. Ama New York zaten 2001'den beri hayal kırıklığı. O yüzden birkaç sezon dışarıda bırakırsak New York'un zaten bu durumun istisnai bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Atlanta'da normal başladı bence. Yani John Collins'in yokluğunda Atlanta'nın yapabileceği eti ve budu bu Atlanta'nın. Yani 6-7 galibiyet şu anda çok sıkıntı değil bence. Cleveland'ın da aynı şekilde inanılmaz bir performans bekliyor muydu insanlar bilmiyorum ama tartışılan koçlardan biri Beeline olduğu için elbette insanlar bugünlerde Beeline'ın belki yeni sıcak koltuktaki isim olduğunu düşünüyorlar. Onun dışında Washington zaten bekleniyordu. John Wall yok. Takım çok kısıtlı bir takım. İyi hücum ediyorlar ama ya bu takımın herhangi bir basketbol düzeyinde hani Venezuela 2. liginde bile savunma yapma ihtimali yok. NBA'de zaten savunma yapamazlar. Chicago ve hani baktığında burada Chicago herhalde en çok hayal kırıklığı yaratan takım. Peki Batı Konferansı ile devam edelim. Aynı şekilde Batı Konferansı'nda senin için hayal kırıklığı yaratan takımlar kimler oldu? Yani şimdi burada önceliklere bakmak gerekiyor. New Orleans Pelicans elbette sezon başı itibariyle en büyük hayal kırıklığını yaratan takım. Ve Alvin Gentry de Jim Boylan'la birlikte. Yani Chicago'da nasıl Jim Boylan tartışılıyorsa New Orleans Pelicans'ta da Alvin Gentry çok tartışılıyor. Ama New Orleans Pelicans'ında Zion Williamson'dan başlayarak oradan Lonzo Ball'a uzanan bir denklemde çok fazla sakatlıkla uğraştığını söylemek lazım. Evet. Yine de bence Alvin Gentry'nin hatası var. Çünkü bu takıma biraz daha savunma kimliği kazandırabilir. Yani bu kadar da korkunç savunma yapılmaz. Bir kolektif olarak bu gruptan daha iyi savunma performansı çıkarabilirsiniz. Ama hücum yönünden iyi bir koç olduğu için biraz daha tahammül ediliyor ona elbette. Ve bu takımda bağları çok kuvvetli. Diğer taraftan Jim Boylan'ın şu an itibariyle hani bizim sorumuza geri dönersek en tehlikede olan koç olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan çok iyi gözüken takımlar da var Batı Konferansı'nda, onu söyleyelim. Çünkü bu hafta dün Ali Konoviç'le birlikte de yayınımızda konuşmuştuk. Los Angeles Lakers, Clippers ve Mavericks, Houston'da dahil edersek Doğu Konferansı'ndaki rakiplerine karşı üstünlük kurdukları bir hafta geçirdiler. Yine bir James Harden performansı vardı 55 sayılık, artık olağan ama konuştuğumuz bu hafta özelindeki performanslardan da.
Ya zaten şu anda bence ligde 3 tane çok tepe takım var. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers. Yani böyle katları ayırırsak sınıfın en iyi öğrencilerinin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Hani hakikaten de sonuç anlamında bu 3 takım şu anda herkesten daha önde. Arkasından bir kat çıkarsak, yani dairelere başka isimleri yerleştirirsek, Philadelphia ve Boston orada bence. Dün gece oynayan iki takım olduğu için, yeni başta bahsettik. Miami orada. Miami'nin de ben orada olduğunu düşünüyorum. Dallas orada. Houston Rockets da oradaymış gibi yapıyor ara sıra. Yani çok Harden'a bağımlı bir takım gibi görünse de. Evet. Şu an itibariyle bence 3 tane çok ciddi şampiyonluk adayımız var. 4 tane de şampiyonluğa uzanabilecek takım adayımız var. Dallas bence şampiyonluğa uzanabilecek bir takım değil ama yine de onları da çok iyi takımlar arasında sayalım. Batı'da hayal kırıklığı yaratan takım ise bence New Orleans Pelicans dışında her ne kadar 6. olsa da Utah Jazz. Kesinlikle katılıyorum. Yani Utah Jazz sezon itibariyle, sezon başı itibariyle... Beklenilenin çok altında. Çok altında. Oyun anlamında Bogdanovic onları gerçekten kurtardı. Yani McCann'la korkunç durumda. Mitchell'ın şut yüzdesi düştü. Ingles belli açılardan basketbolun temellerini unuttu. Kendi basketbolun temellerini unuttu. Rudy Gobert çok kopuk oynuyor. Özellikle hücum performansı anlamında Utah hayal kırıklığı. Ve herhalde haftanın çıkış yapan takımı da Sacramento Kings olduysa gerek. Hem Bielis hem de Bogdan Bogdanovic'in performanslarıyla en azından bu haftaya damgasını vuran bir takım oldu. Ya çok güzel söyledin. O kadar komik bir serinin içindeler ki şu anda. Son 3 maçında 2 tanesinde son basketi Bielis attı. Bir tanesi de Bogdanovic attı. 3 evet. Maçta yakın bitti. Yani şu anda Balkan basketbolu, ki zaten Vlade Divac var onların da tepesinde. Balkan basketbolu Sacramento Kings'i playoff umudu içerisinde tuttu. Evet. Ve tekrar sorumuzu hatırlatalım izleyicilerimize. David Fizdale sonrası görevden ayrılmasını beklediğiniz koçlar kimler? Sorularınızı, görüşlerinizi bizlere SNBA günlüğü üzerinden gönderebilirsiniz. İlk olarak Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs mücadelesinin özet görüntüsüne giderek başlayacağız. Cleveland San Antonio deplasmanında John Beilein'la Tristan Thompson arasındaki bu elektriklenmenin nasıl başladığını ve nasıl neticelendiğini göreceğiz şimdi. Burada rebound mücadelesi, Beilein'in öğrencisine tepkisi, Dellavedova topu çaldı. Thompson smacı vurdu ve direkt olarak kendi bençine, kendi koçuna yönelik bir tepkisi oldu. İşte o anlar. Dellavedova araya girdi ve biraz ortalığı sakinleştirdi ama Thompson çok sinirli. Beilein'da geri adım atmadı orada. Top kaybı Murray. Topu çaldı. Dejounte Murray smacı vurdu. Lonnie Walker çembere doğru yöneldi. Walker savunmayı deldi ve basketi yaptı. DeMar DeRozan birebir oynadı. DeRozan Cedi'nin üzerine gitti ve basketi yaptı DeRozan. Şimdi çizgide maçı kapatabilir burada. İlk atışı kaçtı. Fark hala bir top. Bu atışta kaçıyor. Mola geldi. Larry Nance Jr. dışarı çıkarmaya çalıştı. Clarkson Kevin Love'ı buldu. Kevin Love bir fake. Kevin Love. Denge var. San Antonio'da uzatma mı olacak? DeRozan geri çekinerek atışı olmadı. Spurs deplasmanında uzatmayı getiriyor Cavaliers son çabasıyla ve Kevin Love gecenin yıldızlarından biri. Gerçekten büyük oynadı Love. 30 sayı, 17 rebound ondan ve Clarkson'dan 25 sayı kazanan Cavaliers oldu. Evet, kazanan Cleveland Cavaliers oldu fakat işler de çok iyi gitmiyor gibi Cleveland'da. Son 16 maçına bakıyorum, yalnızca 2 galibiyetleri var. Şimdi aslında şöyle başlayalım istersen, işler iyi gitmiyor dedik. Bunu da biraz açıklar neticesinde olan bir maçtı aslında. Hem Tristan Thompson ve koç arasında yaşanan diyaloglar hem de tüm sezon boyunca hem Cleveland'ın durumundan bahsediyoruz hem de koç ve oyuncular arasındaki diyaloglardan, problemlerden bahsediyoruz. Sence temel problemler koçta mı, oyuncularda mı? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben burada kesinlikle koçun yanında olan insanlardan biriyim. Yani Cleveland soyunma odasında ya da Cleveland antrenmanlarında, maçlarında elbette detay olarak neler geçiyor bilmiyorum ama ya Tristan Thompson çok şımarık bir oyuncu. Yani bunu söylemem lazım. Çok sert olacak ama Tristan Thompson bir tane, yani iki tane çok iyi sezon oynadıktan sonra son 4 sezonunu ya da son 3 sezonunu söyleyeyim yarı tatilde geçiren oyunculardan biri. Yani hiçbir zaman 48 dakikanın 30'unda oyunda kaldığında bu 30'un 15 dakikasında bile Tristan Thompson'ın çok odaklanmış olduğunu görmezsiniz. LeBron James'le olan yakınlığı sayesinde ve biraz da elbette o dönem onun üzerine yapılan PR sayesinde aldığı müthiş bir kontrat vardı bence kendi seviyesinde. Ve sonrasında Tristan Thompson'ın oyuna hiçbir şey katamadığını gördük. Evet, bu sezon biraz şut atıyor. Sezon başı itibariyle üçlük attığını gördük. Sezon başı itibariyle gayet iyi bir oyun ortaya koyuyordu. Ama Tristan Thompson'ın geçen hafta çıkıp Beilein hakkında
iyi açıklamalar yaptıktan sonra, yani Atletik'te çıkan haberi yalanladıktan ve işte Beeline hakkında kim konuşuyor, koç hakkında kim ismini vermeden konuşuyor bilmiyorum ama onu yakalarsam işte gerçekten bunun davranışının ne olduğunu söyleyeceğim falan dedikten sonra yaptığı bu hareket çok toksik bir hareket. Onu söylemek lazım. Zaten ben Tristan Thompson'ın bu sezonu Cleveland'da tamamlamayabileceğini düşünüyorum ve şöyle bir durum var. Bu takımın başına John Beeline getirildiğinde 5 senelik bir kontrat verildi ona. Ve genç bir takım verildi. Colin Sexton, Garland, atıyorum Larry Nance Jr., Cedi Osman bu tip oyuncuları geliştirmesi ve bundan sonra da Cleveland'ın draft'tan seçeceği oyuncuları geliştirmesi istendi ondan. Çünkü John Beeline bir kolej koçu, bir kolej efsanesi. O yüzden de bu takımda Tristan Thompson'ın varlığı zaten toksik bir etki yaratıyor. Yani Tristan Thompson'a Beeline'in kariyerinin bu noktasında verebileceği hiçbir şey yok. Çünkü Tristan Thompson onu almaya hazır bir oyuncu değil. Kevin Love aynı şekilde belki toksik bir oyuncu değil ya da belki Tristan Thompson gibi bir oyuncu değil ama Kevin Love'ın da artık bence Beeline'den alabileceği bir şey yok. Delevadova'nın da artık Beeline'den alabileceği bir şey yok. O yüzden Cleveland'ın bu trade deadline'de yani Şubat ayına kadar Kevin Love ve Tristan Thompson'ın hatta Jordan Clarkson'ın yollarını ayırması lazım. Evet Sexton'ı da çok eleştiriyorum ben. Garland'ı da çok eleştiriyorum. Cedi de sezonun başında formsuzdu ki dün bence harika bir maç çıkardı Cedi oyunun kesinlikle iki yönünde. Konuşuruz zaten birazdan ama ya bu takımda temel sorun koç değil. Önce bu takımın biz neyiz? Biz kimiz? Hani biz basketbolcu olarak hangi noktadayız şu an kariyerimizde ve koçumuza karşı nasıl davranmalıyız gibi şeyler üzerine düşünmesi gerekir. Koç ve oyuncu problemleri konusunda sana katılan bir izleyicimiz var. Enes Kurnaz göndermiş. Koçtan ziyade Thompson gibi, Clarkson gibi egosu oyunundan büyük olan oyuncuların gitmesi gerektiğini düşünüyor. Gerçekten de öyle. Yani Tristan Thompson'da, Jordan Clarkson'da egosu kendi basketbol kariyerlerinden büyük oyuncular. Kesinlikle bunu söylemek lazım. Yani Tristan Thompson'ın bir tane müthiş özelliği var. İnanılmaz bir reboundçı. Evet. Ama Tristan Thompson lige girdiğinden beri yani bana bunu hesabını verecek durumda değil tabii ki. Yani bana niye versin de ya çıksın söylesin yani Tristan Thompson kariyerinin devamında neyini geliştirdi 2016'dan bu yana? Hangi özelliğinin üzerine koydu? Jordan Clarkson potaya kafasını eğip gitmek dışında bu takıma gerçekten ne getiriyor? O yüzden bu oyuncularla genç oyuncuların ayrılması gerekiyor. Evet Sexton ve Garland da gerçekten çok sorunlu oyuncular. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum ama bu halde zaten bir şey geliştiremeyecekler onlar. O yüzden Cleveland'ın bir yol ayrımında olduğunu söylemek gerekiyor. Peki inan oyuncu performanslarına dönelim. Şimdi bu maçta fark yaratan iki isim var. Biri milli oyuncumuz Cedi Osman'ın performansı. Bir diğeri ise son dönemlerde takas gündeminde konuşulan isim Kevin Love. Şimdi gelecek maç Milwaukee ile oynayacak olan Cleveland Cavaliers'e ne kadar şans veriyorsun? Çünkü onların da 16 maçlık muazzam bir serileri var. Nasıl görüyorsun Cleveland'ın oyununu ve gelecek maç Milwaukee karşısındaki Cleveland'ı? Ya iki maçtır Cleveland iyi oynuyor. İşte Houston maçında Kevin Porter Jr. harika bir performans ortaya koydu. Bu maçta Sexton çok iyiydi. Cedi dediğim gibi oyunun iki önünde çok kuvvetliydi. Kevin Love aynı şekilde çok iyi performans ortaya koydu. Az önce eleştirdiğim Jordan Clarkson yine sadece kendini oynasa da çok iyi bir performans ortaya koydu. Ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadı Cleveland. Evet. Cleveland'ın sorunları yok mu? Tabii ki var. Dediğim gibi yani dün maçın en iyi oldukları bölümlerinde bile fark 7-8 iken San Antonio Spurs bir alan savunması yaptı. Cleveland Cavaliers'ın tamamen kafası karıştı. Clarkson, Sexton ve Cedi oyundaydı. Clarkson ve Sexton sürekli topu yönettiler ve sürekli zorlama atışı yaptılar. Yani alan savunmasına nasıl hücum edilir? Alan savunmasında kimi bulmalıyım? Bunların üzerine düşünmüyorlar. Yani maçın bazı bölümlerinde onların mental anlamda çok koptuğunu ve hatalar yaptığını görüyoruz. Milwaukee karşılığında bir şansları yok ama Cedi özelinde şunu söylemem lazım. Dün uzun süre sonra gördüğüm en iyi Cedi kullanımıydı. Yani kendisi de agresifti. Maçın başında müthiş bir blok yaptı. Maçın içerisinde sürekli potayı zorladığı bölümler var. Savunmada DeMar DeRozan'ın karşısında çok iyi durdu. DeMar DeRozan'ın gerçekten iyi savundu. Ama Cedi'yi bulması da takım arkadaşlarının çok önemliydi. Yani onun sadece köşede bir telefon kulübesi olarak kullanılması değil, onun oyunun içerisine girmesi lazım. Topu alması, topu yere vurması lazım. İşte adamını geçip içeriye yüklenmesi lazım. Bunları yaptığında Cedi şutunu da arttırabiliyor. Cleveland'ın genel oyunu akıcılığını da arttırabiliyor ve savunmada da bu sefer takımına bir enerji ve ateş getirebiliyor. Çok mutlu oldum o anlamda izlerken. Şimdi bir taraftan San Antonio Spurs tarafını da istersen değerlendirelim. Şimdi Spurs'ta şunu görüyorum inan. İşte Poeltl gibi, Lonnie Walker gibi bazı oyuncuların ön plana çıktığını görüyoruz son dönemlerde. Yani Popovic farklı alternatiflere yöneliyor gibi yine Spurs tarafında çok fazla değişen bir şey yok. Sen nasıl değerlendiriyorsun San Antonio Spurs'u? Yani bahsettiğin iki isim de çok değerli bence. Yani Lonnie Walker'ın ben bu sezon iki tane maçının yani Cleveland ve Houston maçının izlerken çok beğendim ve Lonnie Walker'ın bu takımın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Popovic de bunun farkında. Şu an ona çok kızıyor ve çok az süre veriyor ama oyuncu gelişimi anlamında Lonnie Walker çok doğru yerde. Yani 3 numara, 2 numara oynayabilecek, oyun kurma, top yönlendirme kabiliyeti olan bir oyuncu.
Poeltl ise bence şu anda bile bu takımda çok daha iyi rol alması gereken bir adam. Çünkü LaMarcus Aldridge çok kötü bir savunmacı. Bunu söylemek lazım. Aldridge'in oyunda olduğu bölümlerde Spurs savunma falan yapamıyor. Jakob Poeltl oyundayken inanılmaz bir 5 numaraya sahip oluyorlar savunma anlamında. Ucunda çok kısıtlı belki Poeltl ama Poeltl'ın etrafına 4 tane hızlı, 2 tane şut atabilen, 2 tane drive edebilen kısa koyduğunda ya da Rudiger'i 4 numaraya koyup 3 tane kısa koyduğunda Popovic iyi bir savunma takımı çıkarabilir ortaya. O yüzden ben Poeltl'ın ki zaten şu anda süresini artırmaya başladı. Bu sezonun devamında Spurs adına çok kritik olduğuna inanıyorum. Peki devam edelim bir diğer maç özetimizle. Dallas Mavericks ve Detroit Pistons kozlarını Meksika'da paylaştı. Maçın özet görüntüsüne gidiyoruz. Mexico City'deyiz, Meksika'nın başkentinde Dallas ve Detroit karşı karşıya geliyor. Luka Doncic yine harikalar yaratıyor. Doncic olağanüstü bir pas, Powell'sı maçla bitirdi. İşte Dwight Powell. Doncic. Porzingis devrildi, pas gösterdi, bitirdi Doncic. 41 sayı, 12 rebound ve 11 asist Doncic'ten. Jackson Curry'yi buldu. Seth Curry. Üçlük 10'dan 30 sayı Seth Curry. Fark büyüyor ama Detroit'te dirençli bu kez Drummond. Basketi yaptı. Doncic aldı perdeyi, Luka Doncic. Çemberi doğru süzüldü yine Sloven oyuncu. Son derece rahat oynuyor. İkinci yarıdayız, Kennard karşısında Doncic. Kennard yokmuş gibi davrandı. Luka Doncic ayağını geri çekti çok uzaklardan. Luka Doncic'in gövde gösterisi. Doncic nefis bir pas. Porzingis smacı vurdu. 20 sayı Porzingis'ten Luka Doncic. Bir de üçlük. Bugün parkede yapılabilecek her şeyi yapan bir Luka Doncic var. Porzingis soluna gitti. Porzingis. Drummond'u orada çembere soktu. Kazanan Dallas oldu. Kazanan Dallas Mavericks oldu. Maçın öne çıkan ismi ise Sloven Yıldız. Luka Doncic'te 41 sayı kaydetti. Galibiyette onunla birlikte etkili olan isimler ise Seth Curry ve Kristaps Porzingis'ti. Ya zaten hani 41 sayı, 12 rebound, 11 asistlik bir istatistik kağıdını gördüğünde bunun Detroit'e tek başına yeteceğini görüyor insan. Yani ben maçı izlemedim. Maçın özetlerine baktım ve istatistiklere baktım. Sadece bahsedilebilecek bir artı var burada Dallas adına. Sezon başından beri onlar ikinci bir oyun kurucu bulmaya çalışıyorlar Doncic'in yanında. Bu bazen Delon Wright oluyor, bazen Jalen Brunson oluyor. Bu maçta Seth Curry müthişti. Yani Seth Curry bu maçta Stephen Curry gibi oynadı. 30 sayılık performans. 30 sayı attı. 6 tane üçlüğü var, 7 tane rebound, 4 asisti var, 2 top çaldı. Rick Carlisle'ın Doncic'in yanına koyabileceği ve 30-35 dakika verebileceği bir ikinci skorer, ikinci oyun kurucu olması çok değerli elbette Seth Curry'nin. Tabii şimdi Dallas Mavericks bakıyorum 17 galibiyet, 7 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Yani şu anki batıdaki bugün konferanslardaki son durumu da gördük. Görüntüsüne baktığımızda en azından sağ avantajı için sen Dallas Mavericks'i nerede görüyorsun? Ya önemli bir başlangıç yaptılar bu anlamda. Yani mesela biz hep sağ avantajını alacak takımları düşündüğümüzde kimi düşünürüz? Utah'ı düşünürüz. Evet. Atıyorum Denver'ı düşünürüz ama onlar düşündüğümüz kadar iyi değilken Dallas bu galibiyetleri toplamaya devam ediyor. Ve sonuçta ne olursa olsun siz sezon sonu ritminizi arttırsanız bile, diğer takımlar üzerinde konuşuyorum, sezon başında o galibiyetleri toparlamak çok önemli. Yani Lakers ve Clippers'ın burada ilk ikiye bir şekilde paylaşacağını söyleyebiliriz artık. Gidişat onu gösteriyor ama arkasından Houston, Dallas, Denver ve Utah arasından şu anda Dallas ivmesiyle oraya alabilir. Sadece Doncic 82 maç bu yükü kaldırabilecek mi? Bu çok önemli bir soru işareti bence. Yine de sezonun olumlu sürprizlerinden biri olarak geçirebiliriz diye düşünüyorum Dallas Mavericks'i. Bir taraftan Detroit Pistons tarafına da bakalım inan istersen. Hazır koçlardan da bahsetmişken şimdi koç Dwayne Casey oldukça saygın da bir koç. Fakat her bir Detroit maçında şunu görüyorum ben. Birbirinin tekrarı pozisyonlar, birbirinin tekrarı maçlar. Çok da bir gelişim yok. Üstüne çok da fazlasını koyabilen bir Detroit Pistons yok bu sezon. Sen ne düşünüyorsun? Ya gerçekten de Detroit çok vasat bir takım. Bu vasat genelde bizde yanlış bilinen bir kelime. Yani vasat ortalama. Yani çok kötü ya da çok berbat demek istemiyorum Detroit için. Ortalama bir takım var karşımızda. İki tane çok önemli oyuncusu var ama iç dış dengesi anlamında sorunlu bir takım. Yani Blake Griffin'le Drummond ne olursa olsun uzunlar. Ve NBA'de şu anda kısaların oyunu yönlendirdiğini gördüğümüz bir çağda. Siz maça işte Bruce Brown'la çıkıyorsunuz, Tony Snell'le çıkıyorsunuz kanatta. Evet. Hani Luke Kennard, evet Luke Kennard iyi bir gelişim sergiledi ama o da bir gün size 21'de 12 atar, bir gün size 15'te 3 atar. Dün mesela kötü attığı maçlardan biriydi. O yüzden Detroit'in iç dış dengesinde çok ciddi bir sorun var. Yani Derrick Rose orayı belli ölçüde toparladı ama
ne kadar Derrick Rose'a güvenebilirsiniz 82 maçta fiziksel anlamda, bunu sorgulamak lazım. Yani Detroit şu anda Orlando'yu da geçemeyeceği bir denklem olduğunu düşünüyorum. Ben playoff dışındaki doğu takımı. Evet. Peki devam edelim. Son maç özetimize gideceğiz. Denver Portland karşısında kazandı. Maçın özet görüntüsüne gidiyoruz. Portland Denver deplasmanında ve eski evinde Carmelo Anthony, Melo'yu hala seviyoruz pankartı görüntüde tribünlerde. Carmelo Anthony şutunu buldu. Anthony üçlüyü gönderiyor. Melo'dan bu maçta 20 sayılık bir katkı ve 9'da reboundu var. Harris dışarı çıkardı. Nikola Jokic. Sırp oyuncu üçlüyü gönderiyor Jokic. 20 sayı 11 rebound ve 6 asistle oynadı. Michael Porter Jr. boş kaldı bir anda. Savunma yardım getirdi ancak yeterli değil. 6 sayı Michael Porter Jr.'dan. Carmelo Anthony basketi yaptı. Farkı 5'e indirdi. Harris şutunu buldu. Gary Harris 15 sayıyla oynadı. İşte Chris Paul oğluyla birlikte tribünlerde Denver'da. Carmelo Anthony üçlüyü gönderiyor. Yakın arkadaşının izlediği bu maçta. Lillard Whiteside'e indirdi. Whiteside iyi bir maç çıkardı. 33 sayı 11 rebound Whiteside'dan. Maçta rekabet seviyesi üst düzeyde. Denver farkı yeniden 3'e çıkartıyor. Plumlee alley-oop'u tamamladı. Ve Grant Denver cephesinde en skorer isimdi Grant 20 sayıyla. Son çeyrekteyiz. Bir anda boş kaldı. Will Barton 15 sayı. Will Barton'dan Jokic hücum süresi bitmek üzere. Jokic çok zor bir atışla isabeti buldu. Denver kazandı. Evet, maçı ev sahibi ekibi Denver kazandı. İnan şimdi maça bakacağız fakat Carmelo'nun performansıyla başlayalım istersen. Bu maçta 20 sayı kaydetti. Denver'a döndü. Maç sonunda yapmış olduğu bir açıklama var. Biraz magazin masasını devreye sokacağım burada. Seversin de. Güzel bir açıklama. Bence Denver formamı emekli etmeli sezon sonunda diyor kendisi. Katılır mısın? Ya bunu hani herhalde bir soru üzerine genelde böyle şeyler tartışılıyor. Çünkü New York üzerinden de çok tartışıldı. Edebilir. Hani Denver'ın sonuçta tarihinin gördüğü en büyük skorerlerden biri Carmelo Anthony. New York için de aynısı geçerli ama hani bırakalım da buna takımlara karar versin sevgili Carmelo demek istiyorum ben burada. Yoksa ya Carmelo ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Carmelo 2-3 sezondur o kadar ciddi eleştiriler alıyor ki ve hani bu eleştiriler bir noktadan sonra bir lince dönüştüğü için kendi penceresinden söylüyorum, onun penceresinden söylüyorum. O da böyle hep bir mirasını savunma, mirasını sahiplenme gibi bir içgüdüye girmiş durumda. Ama lig genelinde zaten saygı duyulan bir isim. Yani Damian Lillard'ın o takıma katıldığında yaptığı açıklamalara bakın. Rakiplerinin yaptığı açıklamalara bakın. LeBron'dan Wade'e, 2003 draftından onun dostlarının yaptığı açıklamalara bakın. Yani Carmelo zaten sevilen bir oyuncu. NBA tarihinin gerçekten önemli skorerlerinden biri. Sadece süperstar olarak tarihe baktığımızda yani tarihin en iyi oyuncularından biri olmadığı çok açık. Ya da playoff başarılarının, playoff başarı karnesinin kötü olduğu çok açık. Ya da New York'taki son sezonlarının çok ciddi ve dağınık olduğu çok açık. O yüzden Carmelo'nun sürekli böyle bir mirasını sahiplenmeye de mirasını koruma mantığını anlayabiliyorum. Ama buna o kadar da gerek yok bence. Peki kazanan tarafa geçeceğiz fakat Portland'la başlamışken devam edelim. Şimdi bu takımda eleştirilen bu sezon isimlerden biri Hasan Whiteside'dı. Şimdi Portland'ın kötüye gittiği dönemlerde eleştirilen Hasan Whiteside, Portland'ın çıkış yaptığı dönemlerde yıldızlaşan, her oyunu en azından böyle fırtına gibi oynayan bir Hasan Whiteside ki bu oyunda da dün geceki maçta da 33 sayı kaydetti. Nasıl değerlendiriyorsun hem eleştirileri hem de eleştiriler sonrasındaki Hasan Whiteside'ı? Ya benim kişisel olarak beğenmediğim oyuncu ama tabii ki dün sergilediği performansın önemli olduğunu altını çizmek lazım. Ya da şu anda en azından sayı rebound anlamında bu takıma istatistik getirdiği çok açık. Çünkü Portland'ın çok temel bir eksiği var şu anda. Oyuncusu yok Portland'ın. Evet. Yani Portland'ın yedeklerine bakıyorsunuz. Ya Scala Bissier 23 dakika oynuyor. Anthony Simons 22 dakika oynuyor. Margo Hezanya 14 dakika oynuyor. Ve dün bench'ten 9 sayı alabildiler. Yani 9 sayı alabilen bir takımdan bahsediyoruz bench'inden. 90 sayısı ilk 5'inden gelmiş. Şimdi Hasan Whiteside'in eleştirilebilecek birçok yönü yok bu oyun içerisinde var. O da çok dağınık bir oyuncu baktığınızda. Olduğundan büyük sanıyor kendini çoğu zaman maç içerisinde ama ya bu takımda birinin sayı atması gerekiyor. Ve Hasan Whiteside'in 30'u geçtiği bir maçta da Hasan Whiteside'in alnından öpmek lazım, evet. Yani onu söylemek gerekiyor. Peki. Ama takas dedikodularının da adı geçiyor. Evet.
Peki maçı ev sahibi ekip Denver Nuggets kazandı dedik. Galibiyette başrolü oynayan kişi ise Nikola Jokic. Son 4-5 gündür iyi gözüken bir Nikola Jokic var. Yani iyi gözüküyor derken fiziksel olarak değil. Yani 3 günde 3 kilo vermedi vesaire bir değişiklik. En azından ben göremedim ama oyun anlamında iyi gözüküyor formunda. Neler söylersin Nikola Jokic ile ilgili? Çok efektif bir maç çıkardı. Yani topa çok az dokunarak klasik bir iyi Nikola Jokic maçıdır bu. Az topa dokunarak diğerlerini oynatarak çok iyi bir maç çıkardı. Grant çok iyiydi Denver'da. Sezon başından beri Jeremy Grant'in Denver'da beklenilen etkiyi yapmadığını görüyoruz. Ama iyi maçlarından biriydi. Zaten o şut sokabildiğinde ki dün 6'da 5 üçlük attı. Bu takımda Mike Malone onu sürekli sahaya sürmek ister. 30 dakika vermek isterken 31 dakika oynadı. Bunun dışında Mike Malone'un biraz rotasyonunu daralttığını görüyoruz. Yani işte son haftalarda zaten Beasley ve Hernan Gomez gibi oyuncular girdi çıktı rotasyon içerisine. İşte Morris'e 20 verdi, Grant'e 31 verdi. Michael Porter ve Plumlee gibi oyunculara da biraz şans verdi. Yani rotasyon hafif daraldı. İlk 5 üzerinden mesela Gary Harris gibi oyunculara, Will Barton gibi oyunculara 37-35 vererek biraz daha onların sahada kalmasını istiyor Mike Malone. Yani klasik bir ilk 5 ve yedek anlayışına dönmüş durumda. Evet İnan, maç özetlerimizi tamamlıyoruz. İzleyicilerimize sormuştuk sıradaki ayrılacağını düşündüğümüz koçlar sizce kim diye. Açıkçası baktığım zaman en fazla cevap gelen isimler Cleveland Cavaliers koçu Beilein ve açıkçası Chicago Bulls koçu Jim Boylan da çok fazla gelen isimlerden olmuş. Ne düşünürsün? Yani Jim Boylan'ın listenin tepesinde de Beilein'in listesinin tepesinde olması şaşırtıcı değil. İkisinin de takımları kötü basketbol oynuyor. Sadece burada iletişim metodlarına bakmak lazım. Yani ikisi de oyun planları kadar iletişim metodları ya da yaşları ya da tecrübeleri üzerinden eleştirilen koçlar. Boylan da çünkü eski tip bir koç. Beilein de biraz eski tip bir koç. Ama burada hakikaten hiç mi oyuncuların suçu yok ya da hiç mi takımların suçu yok onu sormak lazım. Jim Boylan bugün kovulabilir ve baktığınızda Chicago Bulls'un oynadığı oyuna göre kovulması da haklı görülebilir. Ama Chicago Bulls yönetiminin önce kendine bakması lazım. Önce Foreman ya da Paxson'ın gitmesi lazım o takımdan. Cleveland'da da eğer bir değişiklik yapılacaksa bu ilk aşamada koç olmamalı. Bu ilk aşamada dediğim gibi oyuncu grubu içerisindeki tırnak içindeki veteranlar olmalı. Çünkü bu takımın bir veteranlar gençler ayrımında olduğu çok açık ve Cleveland'ın seçmesi gereken yön belli. Zaten net de bir dağınıklık var diyelim. Maç özetlerini ve detayları tamamlıyoruz. Gecenin maçını hatırlayalım. Los Angeles Lakers Miami Heat mücadelesi 4'te Esport ekranlarında olacak. İnan güzel bir mücadele. Çok güzel bir mücadele. Yani ben de evde olacağım bu gece. Son dönemlerde Miami Heat'i düşünüyorum. Yani şöyle hani Cuma akşamı yapılabilecek etkinlikler çok fazla olabilir gerçi ama yani Lakers, Miami Heat o etkinliklerin birçoğundan daha eğlenceli olacaktır. Bu arada Miami Heat'te Devon Waiters tekrar ceza aldı. Ona da kısaca değinelim. Üst üste alınan cezalar ama temel problemler devam ediyor galiba. Ya onu elden çıkarmayı çok isterlerdi ama yani Waiters'ın da NBA'de alıcısı maalesef yok. Yani NBA kariyerinin şu aşamasında o da tepe taklak aşağı doğru gidiyor. Peki tekrar hatırlatmış olalım Miami Heat Los Angeles Lakers mücadelesi 4'te Esport ekranlarında olacak. NBA günlüğünde haftayı tamamlıyoruz. Pazartesi 14'te Esport ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.